Bismillahirrahmanirrahim. 12 yıl önce Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde helikopter kazasında şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu adına anma programı düzenlendi. Sabri ve salat وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Büyük Birlik Partisi tarafından düzenlenen programa Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da katıldı. Muhsin Yazıcıoğlu bizim sadece genel başkanımız değildi. O bizim varlığı, yokluğu, mutluluğu, hüznü, inançlarımızı, İdeallerimizi, hayallerimizi, sevgilerimizi paylaştığımız kader arkadaşımızdı. Program ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken burada konuşan Desteci sözlerine 25 Mart 2009 tarihinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başladı. Gururla ifade etmek isterim ki tanıdığımız ilk günden şehadetine kadar Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanındaydık. Bize diyordu, sokakları paylaştırmadılar, sokakları paylaşamadık, illeri paylaşamadık, okulları paylaşamadık, yurtları paylaşamadık ama sonra 2,5 metrekarelik hücreleri paylaşmak zorunda bırakıldık diyordu. AK Parti Grup Başkan Vekili Numan Kurtulmuşsa Muhsin Yazıcıoğlu'nun sağlığında yakın dostu olarak bildiğini, aynı şekilde Muhsin Yazıcıoğlu'nun da kendisini o gözle gördüğünü anlattı. Bir de müsaade ederseniz onun o kararlılığını, istikametini, cesaretini ifade eden bir anımı paylaşarak sözlerimi toparlayacağım. Az evvel Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, gönderdiği telgrafında, mesajında. Değerli arkadaşlar, bu aziz millet Muhsin Yazıcıoğlu'nu en uzaktan tanıyanlar bile şu sözüyle ona bir şekilde hayran oldu. Ben namlusunu milletine çevirmiş olan bir ordunun karşısında selam durmam. Bunu söylediği zamanda da şimdiki gibi rahat bir ortam yok. Palet çakırtılarının Ankara'nın merkezini dahi işgal ettiği bir ortamda söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatının 3 kelimeyle özetlenebileceğini söyleyen Kurtulmuş, mücadele ruhu, istikamet ve sağlam şahsiyet. Bu üçünün hepsi için arkadaşların, şahit olanların anlatacağı çok sayıda kıssası olabilir. Rahmetli Muhsin Bey'i bu 3 kelimeyle özetleyebiliriz diye düşünüyorum şeklinde konuştu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı ben de gördüğüm kadarıyla 3 kelimeyle özetleyebilirim. Mücadele ruhu, istikamet ve sağlam şahsiyet. Bu üçünün hepsinde bütün burada salonda arkadaşların, şahit olanların hepsinin anlatacağı çok sayıda kıssası olabilir. Ama herhalde Muhsin Bey'i, rahmetli Muhsin Bey'i bu 3 kelimeyle birlikte özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Sadece onu vefat yıl dönümünde anmak değil, özellikle bizim gibi büyük idealleri olan ülkelerde yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurma azmiyle ilerlediğimiz hele hele bu dönemde Muhsin Yazıcıoğlu gibi idollerin Türk gençliğine tanıtılmasının da son derece önemli olduğu kanaatindeyim. Muhsin Yazıcıoğlu gibi örnek insanların yalnızca yıl dönümünde anılmaması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, Yazıcıoğlu'nun Türk gençlerine anlatılması gerektiğini bildirdi. Aslında burada sadece ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma yapmıyoruz. Onu gençlerimize sonraki yıllar içinde Muhsin Yazıcıoğlu gibi insanlar yetişsin diye anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de bir kere daha çok teşekkür ederim. Programa katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersan Tatar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamallıoğlu programa birer mesaj gönderdi. Emperyalistlerin ve onların taşeronları olan gruplara da asla prim vermeyeceğiz. Ve bizim Türkiye dediğimiz şey hep söylüyoruz, sadece Türkiye'den ibaret değildir. Türkiye bir büyük millet varlığının da özetidir. İşte Irak Türkmen Cephesi Başkanımız burada. Dünyanın her yerindeki dostlarımız, kardeşlerimiz, soydaşlarımız
dindaşlarımızın gözü Türkiye'nin üstündedir. Onun için sevgili kardeşlerim, bu ruhu inşallah kıyamete kadar yaşatacağız. Muhsin Başkan'a, değerli kardeşimize, dostumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah Muhsin Başkanımıza ve bütün şehitlerimize rahmet eylesin diyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.